Rıdvan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Teşekkür ediyoruz önce yayınımıza Ne katıldığın demek için. abi? Tabii daha çok sıcak aslında. Belki de yıllar sonra anacağın günleri şu anda yaşıyorsun. Şöyle başlayalım Rıdvan. Son düdük geldi ve Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. Zemine birlikte koştunuz. O andaki Rıdvan neler hissediyordu? Ya abi vallahi hani yani her zaman dediğim gibi yani bu duygular tarif edilmez zaten yani. Ben ne kadar anlatsam da boş yani. O anki hissiyat, o anki duygular bambaşka bir şey. Son düdük çaldı. Gerçekten bir senenin içinde şu oturan şey böyle hani orada çıktı artık yani içimizden. Hani bir de biz genç olmamıza rağmen ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Ersin'le birlikte. Birbirimize koşmamız, işte orada takım arkadaşlarımla birlikte sevinmemiz, bir senenin verdiği yükü bizi de rahatlattı. İnşallah daha fazla şampiyonluk yaşarız bu kulüpte. Çok güzel duygulardı. Benim üzerimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle Sergen hocama bize şans verip oynattığı için teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim böyle abi. Özel değilse Ersin'le ilk baş başa kaldınız şampiyonluk sonrasında. İlk konuştuklarınızı hatırlıyor musun? Neler yaşandı? Ya abi zaten biz Ersin'le hep konuşuyorduk yani. Şampiyon olursak ne olur, böyle olursa ne olur falan filan diye. Yani dediğimiz ilk şey yani ikimizin de içinin tamamen rahatladığı. Çünkü biz genç oyuncular olarak hani böyle şeylerde nasıl kendimizi kontrol edeceğimizi daha çok iyi bilmiyoruz yani. Hiç öncesinde planlama yaptın mı? Şampiyon olursak şöyle seviniriz, böyle yaparız diye. Ya valla ben Ersin'e söyleyeyim, şampiyon olduğum zaman direkt sana koşacağım dedim. O da aynen kanka birbirimize koşalım dedi. Birbirimize koştuk, sarıldık abi. Odaya geldik, muhabbet, sohbet. Tabii hani çok büyük bir ilgi var Uyuyabildin mi üzerimizde. o gece? Yok abi ya, herhalde bir 4'e kadar falan uyuyamadım herhalde. Ondan sonra gözlerimiz kendi kendine kapandı zaten. Şampiyon olduktan sonra otele geldiğinizde girişte seni yakaladım. Çok kısa bir röportaj yapmıştık, Evet, hatırlarsın. Son şampiyonlukta neredeydin diye bir soru sordum. Herkes onu konuştu. Son şampiyonlukta, Beşiktaş'ın bundan önceki son şampiyonluğunda top toplayıcıydım aynen abi. o anki hislerini hatırlıyor musun peki? Hatırlıyorum tabii abi. Yani sonuç olarak altyapısında yetiştiğim takımın hayal ettiğim oyuncularla birlikte o sahadaydım ben de. Top toplayıcı olarak sahadaydım. Onlara top atıyordum. Şimdi ise yine o zamandan kalan futbolcularla birlikte şampiyon oldum. Yani onlar çok güzel duygular. O zamanlar da onları izliyordum. Şimdi onlarla birlikte oynuyordum. O zaman da aynı şekilde bu şekilde sevmiştim. Şimdi de bu şekilde seviniyorum. Hani bunlar bizim için çok büyük anılar, çok güzel şeyler. Belki de hani hayatım boyunca unutamayacağım en büyük anlardan bir tanesi. O top toplayıcıyken şampiyon olduktan sonra Beşiktaş sahadaki o görüntü senin aklındadır. Orada hiç unutamadığın, aklında kalan ben de şampiyon olursam bu şekilde yapacağım dediğin biri var mı? Ya şu şekilde yapacağım dediğim değil ama hani o taraftarın önünde olmak gerçekten isterdim yani. Çünkü müthiş bir atmosfer verdi o maçta. Şimdi biz seyircisiz oynuyoruz. Yani keşke taraftar olsaydı, taraftarımız önünde sevinebilseydik. Tek içimde kalan ukde o. Hani inşallah onlarla da birlikte bu şampiyonluğu yaşarız. Şunu merak ediyorum. Bu aslında çok tartışıldı kamuoyunda da. Özellikle genç oyuncular üzerinde taraftar zaman zaman itici güç olabiliyor ama zaman zaman baskı da yapabiliyor. Bu çok doğal sizler için ama bu sezon şampiyon taraftar olsaydı şampiyonlukla ilgili daha erken mi olurdu yoksa daha mı fazla baskı olurdu? Hiç bunu kendi aranızda konuşuyor musunuz? Abi şöyle yani tarafta büyük camiler için çok büyük bir etken, özellikle kendi iç sahasında oynadığım maçlar için. Hani belki iç sahada oynadığımız hani öndeyken geri düştüğümüz zamanlarda ya da berabere kaldığımız zamanlarda belki onlar olmayabilir de. Ama bir avantaj daha var. Deplasmanlarda taraftar yoktu. Onu belki bizim için bir avantajdı. Ama iç sahada kesinlikle bence özellikle berabere kaldığımızda mağlup olduğumuz maçlarda taraftarın bence olsaydı o durumlar belki olmayabilirdi. Şöyle devam edelim. Takımda oynayan futbolcular arasındaki en genç isim sensin. Bu sezon önemli katkılar verdin. Golünü de attın. Kariyerindeki ilk golünü de attın. Kendini geliştirmek için neler yapıyorsun Rıdvan? Yani ben sadece bunu futbol için sormuyorum. Saha dışında Rıdvan Yılmaz neler yapıyor? Kendini geliştirebilmek adına. Abi şöyle zaten ben hani asla çalışmaktan kaçmayan bir insanım. Bu sene oynamaya başladığım andan itibaren şunu fark ettim. Yani gerçekten kendime özel bir antrenör tutmam gerektiğini fark ettim. Kendime ait özel bir antrenörüm var zaten benim. Çalışıyorsun şu Evet, şu anda an onu. çalışıyorum evet. Bunu duymamıştım. Bu Aynen. güzel bir bilgi. Kendime ait özel antrenörüm var. Onunla birlikte çalışıyorum her zaman. Ne tarz antrenmanlar yapıyorsun onunla? Abi sezon çok yoğun olduğu için hani ben hani rotasyon olarak oynadığım için bu kulüpte oynamadığım zamanlarda hocamın tabii benim çok fazla bilgim olmaz bu konularda. Hocam ne söylüyorsa onu yapıyorum. Genelde patlayıcı kuvvet antrenmanları falan çalışıyoruz. Faydasını gördün mü peki bugüne Abi kadar? gerçekten çok gördüm. Yani gerçekten çok büyük bir etkisi var bence.
çok güzel. Peki spor dışında kitap okuyor musun? Film izliyor musun? Dizi takip ettiğin bir dizi var mı? Yani hayat sadece futboldan ibaret değil. Sizin gelişiminiz için de tüm genç futbolcular için, sporcular için söylüyorum bunu. Neler yaşıyorsun, neler yapıyorsun? Abi şöyle pandemiden önce ben yabancı dil eğitimi alıyordum birebir tesislerde. Ama şimdi tabii virüs olduğu için birebir temas alalım uzak kaçınıyoruz. Genelde abi çok fazla böyle bir aktivitem yok. Telefona bakarım, PlayStation oynarım. Zaten Ersin'le aynı odada kaldığımız için Ersin'e takılıyorum genelde. Onunla dışarı çıkıyoruz falan. Pandemi olduğu zaman da dışarı çıkmamız da sıkıntı oldu. Virüs kapacağız, korkuyoruz ister istemez. Genelde abi odadayım ben. Asosyal bir insan, yani asosyal bir insan. Dışarıda böyle çok gezen bir insanı sevmem zaten ben. O yüzden hep odadayım yani. Oyunlarda sen mi daha iyisin Ersin mi? Abi değişiyor ya. Tavla oynuyoruz genelde Ersin'le. Kim yeniyor? Genelde ben yeniyorum ya abi. Üzülüyor genelde ama son zamanlarda kendisini geliştirdi biraz. Peki Rıdvan biraz daha futbola dönelim. Tabii şimdi takıma bakıldığında çok tecrübeli isimler var. Yani önünde örnek olabilecek ve sana çok şey katabilecek isimler var ama senin takımda sana en çok yardımcı olan ismin hangisi olduğunu merak ediyorum. Sana en çok hangi isim yardımcı saha içerisinde? Ya abi şöyle söyleyeyim. Yani herkesin çok büyük yardımları oldu benim üzerimde. Hani sağ eşinleri, sağ dışında da hani performansım iyi giderken de kötü giderken de herkesin bana bir tavsiyesi oldu. Masöründen malzemecisine herkesin yani. Ben hepsini kulağımı küpeye dinledim. Ama hani profesyonel anlamda Atiba gerçekten hani böyle hani tam bir profesyonel abi, tam bir futbolcu. Bak, sorularım da vardı. Atiba senin için nasıl bir örnek diye. Nasıl anlatıyorsun Atiba'yı? Abi gerçekten böyle insanı iten hani profesyonelliği iten bir yapısı var yani hani o yüzden Atiba gerçekten çok profesyonel bir futbolcu. Seni onda en çok şaşırtan şey ne? Disiplin abi kesinlikle. Hani ben ne zaman görsem yani 3 seneden beri belki A takımın antrenmanlara çıkıyorum. 3 sene boyunca her antrenmandan önce yaptığı her zaman egzersizler hep yapıyor. Antrenman öncesinde? Evet antrenman sonrasında da hep aynı şekilde. Antrenman öncesinde her fitness'e girdiğimde hep aynı egzersizleri yapıyor bulunuyor. Yani bu benim için çok güzel bir şey yani bunu görmem, bunu örnek edinmem. O yüzden benim için güzel bir örnek yani. Şu detay önemli. Sen her fitness'e indiğinde Atiba orada mı oluyor? Evet, evet abi. Yani çok çok önemli evet, bir detay. Evet, çok önemli bu. Abi. Çünkü hani şöyle bir şey var abi hani biz bile genç olmamıza rağmen bazen hani of yapabiliyoruz bazen. Ama hani Atiba ben her zaman orada görüyorum ne olursa olsun. Bir fotoğrafınız var. O konuya geçmek istiyorum. Oğuzhan Özyakut'la bir ziyaret. Neydi onu hatırlayabiliyor musun? Orada çok küçüksün ya abi galiba o zaman Nevzat'ın tesislerine gezmek için hani biz oraları görelim, gezelim diye hani. Biraz daha özendirmek amaçlı. Özendirmek amaçlı gitmiştik oraya. Oğuzhan abi oradaydı. Hani gelin bir fotoğraf çektirelim falan filan oldu. Biz de fotoğraf çektirdik. Ya o kadar değişik bir şey ki abi bu kader yani. Çok garip yani. Onlarla birlikte top toplayıcı olduğum Oğuzhan abiye top attığım zaman yani ben top toplayıcıydım. Şimdi onunla birlikte şampiyonluk yaşıyorum. Aynı şekilde Atiba da o zaman da vardı. Onunla birlikte şampiyonluk yaşıyorum. Hani bunlar gerçekten çok güzel duygular. Bir de bir düzeltelim istersen. O fotoğrafta en köşede olan herkes Ersin diyor ama evet, galiba Ersin, Ersin değil. Evet, değil mi? Yani herkese söyleyeyim o Ersin değil. Ersin de ondan şikayetçi. Ben değilim falan diye. Peki o takımda mıydı Ersin'de? Beraber miydiniz? Senin farklı bir kategorinde miydi? Galiba o zaman Ersin bizim takıma değildi abi galiba. Ha, Ersin değildi. Aynen. Peki 17 yaşında A takıma çıkıp çok önemli işler başaran bir teknik adama sahipsiniz. Hı. Sergen Yalçın. Ne ifade ediyorsun onun için? Ya abi hani Sergen Yalçın yani abi Beşiktaş'ın efsanesi bizim için çok değerli bir şey bu. Herkes nasip olmaz yani bu. Biz genç yaşımızda onunla birlikte çalıştığımız için çok mutluyuz. Sonuç olarak o Beşiktaş'ın bir efsanesi. Bizim ona saygımız çok büyük. O yüzden bizim için çok güzel bir şey. Saha içinde özgürlük veriyor mu size yoksa her maç öncesinde yani belli metotları var mı? Özgür bırakıyor abi. Hani çık oyna diyor yani. Nasıl istiyorsan öyle oyna diyor. Öyle işte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bizi serbest bırakıyor genç oyuncular olarak. Tabii sen de söyle. Çok genç bir oyuncusun. Henüz kariyerinin başındasın. Sana göre kendinde en zayıf olduğun yer ve en güçlü olduğun yer nedir? Abi şöyle söyleyeyim, hani bu konu üzerinden de zaten çok okuyorum sosyal medya üzerinden de hani kuvvet açısından, fizik açısından. Şöyle söyleyeyim abi, tabii ki de kuvvet, fizik eksikliğim tabii ki illaki var. Sonuç olarak ben daha 19 yaşındayım. Benim karşımda oynayan insanlar vücut yapısını tamamen tamamlamış insanlar. Bazı insanların vücudu geç olgunlaşır, bazıları erken olgunlaşır.
Bana sorarsan abi hani fizik tabii ki de çok büyük bir etken. Ama her sakatlanan futbolcu kuvvetsiz ya da her sakatlanan futbolcu güçsüz olmuyor. Yani ben arka delenden bir sakatlık yaşadım. Neydi o sakatlığın sebebi peki? Ya abi ben genç yaşımda ilk defa böyle bir seviyede oynuyorum. Mesela Larin de aynı sakatlığı yaşamıştı. Şimdi kim Larin de kuvvetsiz diyebilir yani. Aynı sakatlığı Larin de yaşadı. Bu kuvvetsizlikle alakalı şey yaşam yani yaşanıyor. Bunlar her şey futbolun içinde var. Hani ben kendimi geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Özel antrenör de tuttum. Ya bu zamanla olacak bir şey. Fiziğimi ben bir anda halterciler gibi bir anda şişip dolamam. Çünkü ben futbol oynuyorum. Bir an hıza ihtiyacım var, çabukluğa ihtiyacım var. Kendimde bir sürü eksiğim var. Her eksiğimi geliştirmeye çalışıyorum. İnsanların bana söylediklerini kulak arkası etmiyorum. Sen öz eleştiri yapan birisin yani. Tabii abi kendime tabii ki de fizik eksikliğim olduğunu biliyorum. Kuvvet eksikliği olduğumu biliyorum. Ama bunu bir şekilde kapatmaya çalışıyorum zaten. Yani en iyi özelliğim ise çabuk olmam, sezgilerim diyebilirim yani. Şimdi bir Hatayspor maçı yaşandı. Sergen Hoca'nın deyimiyle gerçekten beklenmeyen bir skordu. 7-0'lık bir galibiyet. Orada sen de bir gol attın. Belki de şampiyonluğu getiren maçlardan biriydi. Beşiktaş averajda şampiyonluğa ulaştı. O maçta oyuna girdikten sonra neler yaşadın? Ya abi şöyle bir şey var hani şimdi takıma herkesin bir katkısı var. Hani herkes bir gol atmış. Yani ister istemez benim de içimde hani ben de bir gol atsam olsa olur falan filan diye illaki düşünüyordum yani. Hani karar kısmet Kevin sakatlandı. Sergen Hoca dedi ki hani sen geç öne. Aslında ben sol bek geçecektim. Murat Hoca bana dedi ki hani sen de aşağı geç hemen ısınmadın. Hani biraz orada ısın. Hani şansıma Murat Hoca bana diyor ki depar atma hani sakatlanırsın tekrardan falan filan. Tabii ben orada Rusya'ya gitmiş orası bomboş yani ben nasıl koşacağım ki. Orası sakatlansam umurumda değildi. Sonra abi koştum öyle bir gol attım. Yani çok mutlu oldum. Sonuç olarak herkesin bir katkısı vardı bu takıma. Benim de bu takımda katkısı olmam çok mutlu etti beni. Beşiktaş gibi büyük bir kulüple gol atmam orada benim de ismim yazması çok güzel bir şey. Galatasaray maçı diye yanılmıyorsam Josef'e asisti yapan sendin değil mi? Evet. Oradaki duyguların neydi? Abi o zaten bambaşka bir şey. Yani derbide asist yapmak, derbide katkı vermek çok daha mükemmel. Bunu hiç hayal ediyor muydun daha önce? Bir derbide şöyle damga vursam diye. Tabii ki abi. Sonuç olarak abi ben bir performans sergiledim ve bu performansın üzerine bir şey vermem lazımdı camiaya. İlk asist verdim. Tabii bunlar hani bizim için daha fazla vermem gerektiğini tabii ki de biliyorum. Yani omuzumda yük var. İnşallah daha da fazla katkı verebilirim önümüzdeki sezonlarda. 42 hafta geride kaldı artık. Çok yoğun bir Evet. maratondu. Tabii sen de genç bir futbolcusun. Şunu merak ediyorum. Bu süre zarfında en unutamadığın maç, en sevindiğin maç hatta öyle başlayalım. Abi büyük ihtimalle Fenerbahçe maçıdır ya. 4-3'lük. Yani benim sonuçta ilk derbim ve kaç yıl sonra orada galip geldik. O yüzden ben Fenerbahçe maçı diyorum yani. Peki en üzüldüğün maç hangisiydi? En üzüldüğüm maç. Büyük ihtimalle bu Karagümrük maçı olabilir abi. Aynen Vodafone Park'ta Vodafone Park'ta mağlup kaybettiğimiz olduğumuz Karagümrük maçı olabilir. bir. Rıdvan, milli takıma seçildin. Evet. Çok genç yaşta ve çok önemli bir şampiyona var önümüzde. Tüm ülke olarak hepimiz arkanızdayız. Hepimiz sizi destekleyeceğiz. O milli takım büyük ihtimalle yetkililer seni öncesinde arayıp bilgilendirmişlerdir seçildin diye. Ya da bilmiyorum nasıl öğrendin. O öğrendiğin zamanki o halin nasıldı? Abi şöyle hani kimse yani arayıp hani sen A milli takıma seçileceksin diye bir şey söylemedi. Evet hani tabii ki de evrak istendi hani pasaportlarla alakalı, vize işlemleriyle alakalı. Vize işlemini verdik. Tabii canlı yayında açıklandı. Ben de tabii 11'de hazırdım yani bekliyordum. Sen canlı yayında öğrendin Evet bunu. evet Çünkü ben canlı yayında öğrendim. pasaport işlemleri yaptırdığını biliyorum. Evet. Belki dedim oradan öğrenmişsindir. Yok abi orada öğrenmedim yani. Ben de canlı yayında öğrendim yani açıklandığı zaman öğrendim. Ne yaptın o anda? Vallahi abi kalbim vallahi fena oldu yani çok böyle küt küt attı ki ismimi duyunca. Sonuç olarak abi genç yaşta gidiyorum hani yani abi Kimi aradın ilk? ilk kemi aradım. İlk beni herkes aradı abi. İlk çalan Yani ben çalanı hani hatırlıyor musun? İlk kimin aradığını hatırlıyor musun? ilk galiba Celil hocam aradı beni. Ondan sonra galiba abim aradı. Onu da hemen kapattım. İkisini de kapattım. Hani bakayım kadroda başka yani kimler var diye. Vallahi sonra işte yani çok güzel duygulardı abi ya. Hani benim hayalim nasıl olsa küçük yaş milli takımlarda da oynuyordum ben. Hepsine gittim. Kaptanlık da yapıyordun 16'dan sonra. yanılmıyorsam. Evet abi. Evet abi. Hani bunlar benim için bir hayaldi. Ben hayallerimi genç yaşta aldım. İnşallah bundan sonra da üstüne koyarak devam edebilirim. Sonuç olarak hiçbir şey bitmiş değil abi. Daha 19 yaşındayım.
önümüzde çok örnek var. Bundan sonra düşüş yaşayan da, çıkış yapan da. İnşallah ben de çıkış yapanlardan bir tanesi olurum. Tabii her iki teknik adımı da soracağım sana. Sergen Hoca'ya da, Şenol Hoca'ya da, ama şöyle başlayalım. Ozan Köprü diyelim. Bu sezon sizinle birlikte A takımda. Geçmiş dönemde de beraber çalıştınız yanılmıyorsam. Ozan Köprü'de işin neler söylersin? Abi Ozan Hoca yani babacan bir insandı. İnsandı. Şu anda da öyle. O zamanlar da bize çok nasihat veriyordu. Şimdi de hala nasihat vermeye devam ediyor. Onun söyledikleri bizim için değerli. Sonuç olarak o bizi en iyi tanıyan, en iyi bilen. O yüzden Ozan Hoca, ben babacandır. Ozan Hoca'yı çok seviyorum yani. Şöyle devam edelim. Sen kendine özel bir hoca tuttuğunu söyledin. Yani kariyerinle ilgili bir planlama yapmışsın ve adım adım devam ediyorsun anladığım kadarıyla. Bundan sonraki durak ne olacak? Hedefin ne? Beşiktaş'ta A takımda oynuyorsun. Yanılmıyorsam sezon içerisinde yeni bir kontrat da yaptın Beşiktaş'ta. O süre zarfında Almanya ile ilgili, birkaç kulüple ilgili, seninle ilgili transfer haberleri de çıktı. Neler yapmayı planlıyorsun? Bundan sonraki kariyer hedefin nedir? Abi şöyle, önce tabii ki de Beşiktaş'ta yani şu anda birazcık daha şans bulmak istiyorum. Şöyle söyleyeyim abi, benim Beşiktaş maddi anlamda Çok pardon, bak arkandan biri gülerek sana doğru geliyor. O hep gülüyor abi bana. Öyle mi? Gel buyur, hoş geldin. Hoş geldin Ersin. Daha ne oluyor? Nasılsın abi? İyiyim, teşekkür ederim. Hemen çok kısa bir şey söyleyeyim. Tavlada seni yendiğini söylüyor, doğru mu? Doğru abi ya. Yalan söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Evet, devam et lütfen. Abi şöyle. Beşiktaş maddi anlamda da borçlu olan bir takım. Benim Beşiktaş'tan çok paralar kazanayım, hani hep Beşiktaş'ta kalayım gibi bir amacım yok. Benim amacım Beşiktaş'a olabildiğince para kazandırıp bu kulüpten gitmek. Tabii ki de Avrupa'ya hevesim var. Sonuç olarak Avrupa'ya giden abilerim var. Onların orada başarısı, onların ona kattıkları. Hangi lig mesela en çok kafandan geçen? Ya abi gönül ister ki İngiltere olsun ama çok zor bir lig yani. Hani ilk başta direkt İngiltere belki zor olabilir benim için ama hani ilk başta bir Almanya, İspanya o tarz ülkelere gitmek isterim. Cenk'le bilgi alıyor musun İngiltere ile ilgili? Evet yani Cenk abi zaten bize okunlarla alakalı da konuşuyoruz. Hani o da diyor ki yani eğer ki böyle bir imkanınız olursa kesinlikle gidin. Çünkü orası abi hani çok başka bir seviye yani. Peki, yavaş yavaş sona gelelim ama sonda senden farklı bir şey isteyeceğim. Tamam. Ben sana tek bir kelime söyleyeceğim ve tek kelimelik cevaplar isteyeceğim. O şekilde bitirelim, olur mu? Tamam abi. Peki. Vodafone Park. Tutku. Fulya. Çocukluk. Amelî takım. Hayal. Sergen Yalçın. Efsane. Siyah beyaz. Aşk. Ersin, Rıdvan biraz önce Ersin de yanına geldi. Dost desem kimi söyleyeceksin? Vallahi abi kimi söyleyeyim, Ersin'i söyleyeceğim. Çok keyifli bir sohbetti Rıdvan. Çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim abi. Başarılarının devamını diliyoruz. Milli takımda da ülke olarak hepinizin arkasında olacağız, destekleyeceğiz. Son olarak senin eklemek istediğin, bizim unuttuğumuz, atladığımız bir şey var mı? Yok abi çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey yayın oldu. İnşallah Beşiktaş'la daha önce şampiyon yaşarız. Çok teşekkürler. Başarılar diyelim. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, Beşiktaş'ın A takımda oynayan en genç ismi, ilk sezonunda şampiyonluğu yaşayan, tam sezonunda şampiyonluğu yaşayan Rıdvan Yılmaz konuğumuzdu. Röportajlarımız devam edecek. Şunu belirtelim. Gün içerisinde Beşiktaş'ın yıldız ismi Wensan Aboubakar'la da özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Saat bilgilerini de ilerleyen dakikalarda izleyicilerle paylaşacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakın. Evet, Aboubakar'la da özel röportaj olacak. Aslında Tuna soracaktım. Neyi soracaktım? Şimdi güzel röportaj oldu. Bölmek de istemedim. 2017 yılında Rıdvan Yılmaz 15 yaş altı takımında oynarken Beşiktaş TV röportajı vardı. Orada takım ismi veriyor hatta. Arsenal diyor. Şimdi İngiltere'den yana kullan ya İngiltere sohbet olunca bir o aklıma geliyor. Bir de o dönem 15 yaş altındayken idolüm Marcelo demişti. Hani değişti mi bunlar? Onu merak ettim. Güzel sohbet olunca araya da girmek istemedim ama sorabilirsen sevinirim. Hemen iletelim. Rıdvan, stüdyodan şöyle bir şey geldi. Daha 16-17 yaşındayken Beşiktaş TV'de bir röportaj vermişsin. Hayalimde Arsenal demişsin. Bu hayal devam ediyor mu hala? Tabii abi yani sonuçta Arsenal dediğimiz kulüp yani çok büyük bir kulüp. İnşallah olur. Peki
İdol olarak da Marcelo'yu vermişsin. Devam evet. mı hala? Farklı bir isim var evet mı abi yoksa? Ya şöyle söyleyeyim abi. Marcelo tabii ki de. Ama benim fizik olarak, boy olarak, yapı olarak Manchester City'deki Zinchenko birazcık daha şu an önde gidiyor gibi. Peki bu isim, iki ismi de öğrenmiş olduk. Tekrar teşekkür ederiz. Evet, umarım soruları da cevaplayabilmişizdir diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.